Konnichiwa minasan, watashi wa Prince Vegeta desu ve hoş geldiniz dostlarım, benim adım Prince. Evet arkadaşlar, yeni bir oyun sizlere bugün kanalımda sunacağım. Oyunumuzun adı Dying Light arkadaşlar, bir zombi oyunu. Bunu PlayStation 4 üzerinde oynayacağız. Bu oyun arkadaşlar Almanca. Ben elimden geldiği kadarı sizlere bunu Türkçe sunmaya çalışacağım. Eğer zorluk çekersem ya da zorluk çektiğim bölümler olursa bunu altyazı olarak geçerim. Yani bunu tam nasıl yaparım henüz bilmiyorum ama bir türlü arkadaşlar bu oyunu oynayacağız. Şimdi bu sadece ilk önce bir bölümlük olacak ve eğer hoşunuza giderse bunu devam oynayacağız arkadaşlar. Yani bu sizlere bağlı. Bu oyunun devamı ya da bu artık seri mi olur bilmiyorum. Sizlere bağlı arkadaşlar. Eğer hoşunuza giderse bu oyunu devam edeceğiz. Gitmezse bu bir bölümlük böyle kalacak arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu oyun Almanca arkadaşlar ve çok diyalog ağırlıklı. Bakalım arkadaşlar, göreceğiz. Neyse, burada çok oyalanmayalım ve hemencik oyuna geçelim. Ve oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Hot Active Briefing başlıyor. Haran'a doğru iniyoruz. Türkiye arkadaşlar. Kadir Süleyman bir siyasetçi. Bu salgından sonra düzeni sağlayacak kişi olacakmış. Ki kardeşi Hasan bu salgına, biz onu tahliye edemeden önce kurban gitmiş ve bu bizi kardeşinin ölümden sorumlu bulmuş arkadaşlar. Çok bunun üstüne çok gizli bir dosya çalmış. Bize, yani bize santaj yapmak için. Bizim grubumuz adı bu arada GRA arkadaşlar. GRE. Öyle bir organizasyonun ajanıyız sanırım. Ve eğer kendisine bir şey olursa, yani Kadir'e, Süleyman'a bir şey olursa bu dosyayı halka sunacakmış, duyuracakmış. Bu çalınan dosyada arkadaşlar bu zombi virüsün sentezlemek için, yani panzer kurmak için ile ilgili bir bilgiler varmış. Ama bu dosyadaki bilgiler tamamlanmamış, yani yarım yamalakmış arkadaşlar ve bu dosyadaki bilgiler üzerine bu panzer kurulursa bu çok kötü, yani üretilen madde çok zehirli olabilirmiş ve insanların hayatına, yani çok problemler yaşayabilirmiş, insanlar ölebilirmiş gibisine bir duyuru bilgiler verdi. Çok hızlı geçti arkadaşlar, ben size bunu altyazı olarak geçirim en iyisi. Şimdilik böyle devam edeyim. Yani siz izlediğiniz zaten altyazıyı görmüş olacaksınız. Bayağı hızlı geçti arkadaşlar. Okey, şimdi paraşütle aşağı iniyoruz. Bizim arkadaşlar yapmamız gereken şimdi Süleyman'ı ve o dosyayı bulacağız. Evet, çok kötü düştük bu arada. Okey. Bunlar ne, ayağını kırın diyor ve reise getirin Allah'ım. Yani sıkıysa gelin, hadi gelin. Evet. Dur diyor. Gürültü onları çekiyor dedi. Ve şimdi de tekme tokat arkadaşlar saldırdılar. Biz birine atış attık. Sıkıysa gelin lan. Kaçın kaçın diyor. Arkadaşlar zombiler geliyor. Evet, ilk defa zombileri göreceğiz şimdi. Allah'ım, geliyor biri. Tep lan, bir şey yap. Oo arkadaşlar, hemen ısırıldık. Ve bize yardıma geliyor. Bir adam. Gel diyor, hemen kaçmalıyız diyor. Uf arkadaşlar, gördünüz mü adam? Zombinin kafası gitti. Arkadaşlar acayip başladı oyun. Zombilerden kaçıyoruz. Bize iki kişi yardım ediyor. Bir bayan, bir de erkek ya da adam. Kapıyı aç diyor. Ve evet, Amir'in grubuna El Fatiha diyoruz bu arada. Arkadaşlar ya, bu ne ya? Ulan kalpten gideceğim. Okey. Okey, bayağı hızlı başladı oyun. Ve hemen de zombilerle karşılaştık. Şimdi bu bayan bizi kurtardı. Tower diyor, burada Jade. Hasta istasyonu hazırlayın diyor. Kafasında yara olan ve kolunda yara olan bir kişiyi getiriyorum diyor. Amir öldü dedi. Ama size yaşayan biri yok. Nerede lan? Bizden biri mi diye. Bizden birini mi getiriyorsun dedi. Bu da göreceğiz dedi bayanda arkadaşlar. Evet. Uf. Bu ilk bölümü bayağı iyi atlattık arkadaşlar. Yaşıyoruz ve şimdi bu kişilerin olduğu yere gideceğiz. Bulunduğu yere gideceğiz. Ve Haran'dayız arkadaşlar. Türkiye'deyiz. Kneif du ihn. Du hast Angst. Hab ich nicht. Dann kneif ihn.
şimdi iki çocuk kızdırıyor mu, ne yapıyor, bir şeyler yapıyor, bizimle oynuyorlar. Eyvah, zombi mi oldu diyorlar ve kaçıyorlar arkadaşlar. Evet, kaçın. Sizle uğraşacak halde değiliz. Evet. Kendimize geldik arkadaşlar. Bir binadayız. Yüksek bir binada. Ve oyunumuz şimdi esas başlıyor arkadaşlar. Şöyle bir göz atalım odamıza. Bu bizi kurtaran bayana benziyor. Jade'e benziyor bence. Demek ki zamanlı kickboxer gibi bir şeymiş arkadaşlar. Neyse. Okey, bakın artık grafiksel olarak gerçekten çok güzel bir oyun. Detaylar olsun, ışıklandırma sistemi olsun, gerçekten yapan kişilere helal olsun. Bayağı güzel bir şey yapmışlar arkadaşlar. Bunu yapan kişiler arkadaşlar Techland ve Warner Brothers. Bu Techland grubu ayrıca Dead Island zombi oyunu da yapmışlar. Ya da yapmışlardı. Şimdi ben nereye gideceğim? Sanırım buradan çıkacağız. Dediğim gibi oyun çok diyalog ağırlıklı arkadaşlar. Ölü gibi 3 gün uyudun diyor ve sonra çocukları korkutuyorsun diyor. Bayağı iyi başladın, 31 diyor. Arkadaşlar, bizim adımız 31 burada. Neredeyim dedi. Bak dedi, cennettesin dedi. Neyse diyor. O da 190'a git diyor. Patron orada seni bekliyor diyor. 31 ne demek diyor o da. O da patrona sor dedi arkadaşlar. Okey. Oyuna vallahi acayip başladık. Senin tipiye. Arkadaşlar 31 olarak oyuna başlıyoruz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. 31 senin numaran dedi bu bayan. Kim bu? Bizi kurtaran bayan değil. Salma arkadaşlar. Okey. Bunun yüzünden amir mi öldü diyor. Sessiz ol diyor. Niye sessiz olun diyor. Şimdi bu amirin antisini alacak diyor. Bu antisin arkadaşlar bu zombi virüsüne karşı bir panzehir. Yani ilaç. Bu ilacı alırsanız zombi olmuyorsunuz. Sick Bay. Bu ne oluyor? Hasta odası galiba. Sen kimsin? Crane diyor. 31 diyor. O kafan nasıl diyor? Kafan ne durumda? Bis der Boss es sagt, bist du nicht auf der Liste. Also red Patron mit ihm, dann kann's losgehen. Jetzt entschuldige mich. Okay. Arkadaşlar, patronla ilk önce görüş diyor. Görüşmeden önce buraya giremezsin diyor. Şimdi biz patrona gideceğiz ve o da 190 bu. Ve 190 da burası arkadaşlar. Okay, şuna bak lan, adam tam kebap. Lang, sen kimsin? Zafer. Zafer. Ich suche nach dem Boss. Patronu arıyorum diyor. Orada mı diyor? İçeride mi diyor? Zafer, o sen 31'sin. Evet 31'iz. Gir bakalım diyor. Ve giriyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım bu patron kimmiş? Bayağı merak ettim. Bu grubun, bu insanların patronu kimmiş? Evet, patronun yeri bayağı güzel. Arkadaşlar, televizyon filan. Bilgisayar, laptop da var. Bu ne lan? Apple de değil. Neyse. Okey, patronu görüyoruz. Şimdi. Alo. Sen patron musun diyor. Sence çok genç miyim diyor. Yaşımla ilgili problemim var diyor. Ama benimle görüşmek istedin dedi. Evet diyor, hiçbir şey hatırlıyor musun diyor. Nerede olduğunu biliyor musun diyor. Bizimki de aynı sığınak gibi bir yer galiba diyor. Brecken ve adamları zamanında burayı kurmuşlar ya da ayarlamışlar, buraya yerleşmişler arkadaşlar. Allah'ım çok hızlı geçiyor. Size altyazı olarak geçeceğim arkadaşlar bunları. Evet, Jade bizi kurtaran bayan. Bu bizim telsizi sadece kurtarabilmiş. Çok gıcık biri arkadaşlar. Telsizi vermek istemiyor ve veriyor. Weißt du, wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich. Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war. Antizin alıyorsun, yani başkasına ait olan antizin alıyorsun ve kendin başka bir şey vermek istemiyorsun. Hiçbir şey vermek istemiyorsun diyor. Ve bir bunun adamına ulaşamıyormuş. O telsizleri bozuk olduğundan dolayı. Also mach dich woanders nützlich. Ve
git başka bir yere diyor. Senin gibi tembel kişilere işimiz olmaz diyor. Ya da işim olmaz diyor. Okey, bu aradığı kişi arkadaşlar 13. kattamış. Ben patron değilim diyor. Ben çok gencim ya diyor. Benim adım Rahim diyor. Bracken patronmuş arkadaşlar. Bracken, yani burayı zamanında buraya, bu insanları buraya getiren kişi Bracken'miş. Şimdi 13. kata gideceğiz arkadaşlar. Burası engelli. 13. kata doğru gideceğiz. Ve bu ulaşmak istediği kişiyi bulacağız. Nereye gideceğiz? Kim? Oh, tüttür anasını sattım onu. Sen nereye gitmek istiyorsun diyor. 13. kata Rahim için bir şey almalıyım diyor. 13 mü diyor? Oh diyor. Burası çok kötü olacak diyor, 13. Arkadaşlar sanırım 13. kat sağlam bir yer olmayacak. Yoksa yine zombilerle mi karşılaşacağız? Bunu göreceğiz. Okey, devam ediyoruz. 13. kattayız arkadaşlar. Eyvah, burada bayağı çok kişiler ölmüş sanırım diyor. Bakın arkadaşlar, kanlı manlı bebek arabası da var. Şimdi telsizimize haber geliyor. Yani bize birisi ulaşmak istiyor. Sanırım bizim bu GRE grubu olacak. Crane burada diyor. Neredesin diyor, 70 saatten beri size ulaşamıyoruz diyor. Ne oldu diyor. Evet, telsizi kaybettim diyor ama kimliğim henüz sağlam diyor. Ama bu liderle kontak kuramadım diyor. Uyum sağlamaya çalışıyorum diyor. Yani biz arkadaşlar GRE ajanıyız ve ama buradaki kişiler bunu bilmiyor. Ve şimdi yardım yardım diye sesler geldi. Elimize boruyu aldık. Tamam, bunu atlıyoruz. Böyle atlıyoruz. Böyle vuruyoruz. Okey. Şimdi sesler nereden geldi? Buradan geldi. Allah Allah lan! Öst! Vaa arkadaşlar! Bakın, bu nedenle dolayı arkadaşlar bu oyun 18+ kişilere tavsiye etmiyorum. Çok şiddetli ve kanlı bir oyun arkadaşlar. Zombi kafasını parçaladık vallahi. Kolumu sakatladım diyor. Yaraladım diyor. Kaçarken diyor. Onu öldürmek zorundaydın değil mi diyor. Lanet olası diyor. O benim kardeşimdi diyor. Oo arkadaşlar. Buraya gelmiş ona yardım etmek için. Bekle diyor bizim adam. Sana yardım alacağız diyor. Ve Rahim'e kontakt kuruyor. Senin adamın çok kötü yaralanmış diyor. Zombiden kaçarken. Aa, Mark'mış arkadaşlar bu adamın adı. Bu alt taraf sağlam mı diyor. Yani biz bu bölüm. Şimdi sağlam dedi ve bize Lena diye bir yardımcı gönderecek. Bir bayan gönderecek arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Mark, adamım. Sakin ol diyor. Evet arkadaşlar, bandaj ve alkol bulmamız gerekiyor. Buna yardım etmek için. Okey. İlk görevimiz, ya da şimdiki görevimiz arkadaşlar, bunun yarası için, yani kan dolaşı şeyini durdurmak için bandaj ve alkol bulmamız gerekiyor. Şimdi bu iki şeyi arayacağız. Ama nerede bulacağız? Burayı bir açalım. Ve alkolumuzu bulduk arkadaşlar. Alkol alıyoruz. Kaldı geriye bandaj. Buraya giremiyoruz. Kilitli. Okey, dışarı da bakamıyoruz. Başka burada bir şey yok sanırım. O bu var.